Merhabalar, Connex teknolojisinin detaylarını öğreneceğimiz video serisine hoş geldiniz. İlk videoda Connex temelleriyle başlıyoruz. Şu şekilde ilerleyecek. Connex'in üzerinde çalıştığı ve geliştirdiği teknolojilerden bahsederken bunlarla ilgili kavramlara da değineceğiz. Bu videonun içerisinde Connex'in ne olduğu, tasarım felsefesi ve Connex ile neler inşa edilebileceğini konuşacağız. Şu şekilde tanımlanıyor. Connex, zincirler arasında fon ve veriyi güvenli bir şekilde iletmek için modüler bir protokol. Bizim farklı blok zincirlerin olduğu bir ekosistemimiz var ve bu blok zincirler arasında varlık transferine ihtiyacımız oluyor. Yani sizin 100 dolarınızı Binance Smart Chain'deki bir ağdan Ethereum'a göndermek istemeniz çok sıradan bir durum veya işte Polygon'daki bir varlığınızı Binance Smart Chain'e taşımanız. Buralarda köprüler kullanılıyor. Köprülerle ilgili çeşitli eleştiriler de var. Connex bu teknolojiyi eskiden beri takip eden bir protokol olduğu için burada da işte ileride göreceğimiz çeşitli teknolojiler geliştiriyor. Abstract layer tarzında böyle bir soyut katman oluşturarak o köprülerle ilgili eleştirileri ortadan kaldırmaya çalışıyor. Burada çoklu zincir uygulamaları var, XApps'ler var. Yani çoklu zincir uygulaması da dediğimiz ne? İşte farklı blok zincirler üzerinde çalışan ve o blok zincirler arasında iletişimi sağlayan uygulamalara XApps diyoruz. Bu da Decentralized App DApp'in bir tür değişik hali. Böyle bir isimlendirme kullanmışlar. Şimdi burada bazı kavramlar geçti. Onlara detaylı bakalım. Zincirler arası dedik, değil mi? Onun dışında fonlardan bahsettik. Modüler protokol dedik. Ve bu üç kavrama bakalım. Şimdi zincirler arası, cross chain dediğimiz şey. Kripto paraların ve blok zincirlerin dünyasında bir blok zincirinden diğerine bilgi veya değerin transferi olarak adlandırılıyor. Genellikle farklı blok zincirlerin birbiriyle etkileşimde bulunmasına olanak tanıyor. Benim verdiğim örneğe benzer bir örnek var. Mesela Ethereum'dan Binance Smart Chain'e bir token transferi zincirler arası bir işlem olarak adlandırılıyor. Tabii biz dolar dedik. Dolar da sonuçta buradaki kripto varlıklardan biri. Dolar dışında başka bir varlık da olabilir. Bunun dışında işte Metaverse gibi yaklaşımlarda NFT'ler olabilir. Farklı haklar olabilir. Sonuçta burada bir XApps olması ve iki blok zincir üzerinde çalışması önemli. Burada bahsi geçen fon da genellikle para ve sermaye anlamına geliyor. Kripto dünyasında da kripto paralar veya tokenlar oluyor. Tabi bununla ilgili de gitgide böyle bir kavramsal değişme var. Yani buradaki varlıklar finansallaşıyor. Ama bir yandan da yani hiç finansal olarak görmeyeceğimiz bir şey de finansal değer kazanabiliyor. Örneğin işte Metaverse içerisindeki bir varlık, oyundaki bir asa, oyundaki bir pelerinde. Bunların hepsinin artık fon kavramının içerisine yavaş yavaş dahil olduğunu göreceğiz. Modüler protokol, tabii modüler demek bir şeyin parçalara bölündüğü, bu parçaların bir araya getirilerek bütün bir yapı oluşturması. Burada da geliştiricilere ihtiyaç duyduğu bileşenleri kullanma esnekliğini sunuyor. Yani modüler bir protokol olarak kendini tanımlıyor. Connex diyor ki geliştiriciler burada Lego parçalarını kullanır gibi benim teknolojimi kullanarak ürün geliştirebilir. Ve bununla XApps'ler oluşturuluyor. Peki XApps'e neden ihtiyacımız var? Aslında bu içerik kısmında olması gerekiyordu. Orada atlamış olabilirim. XApps'e ihtiyacımızın olması şöyle. Şimdi bizim derdimiz blok zincirin ana akım benimsenmesi. Yani burada merkezi yapılar var, merkeziyetsiz teknolojiler var. Merkeziyetsiz teknolojilerin önündeki en büyük engel de yine teknoloji raporlarına göre benimsenme. Yani benimsenme olmadığı sürece insanların üzerinde bir tekno stres oluşturuyor ve bu alana girmek istemiyorlar. Bu benimsenmeyi sağlamak için de bizim şöyle bir şeye ihtiyacımız var. Diyelim ki Polygon üzerinde veya Avalanche üzerinde bir kişi bir proje geliştirdi. Bunun 500 tane kullanıcısı var. Burada da Polygon üzerinde bir proje geliştirildi. Bunun da 600 tane kullanıcısı var. Burada 1100 kullanıcı olsa, yani bir tarafta veya diğer taraf 1100 kullanıcı olsa, o 1100 kullanıcının birbirlerine etkileşimlerle ürettiği o sinerji 1 artı 1'i 2 değil de 1 artı 1'i 3 yapabiliyor. O yüzden bizim buradaki 500 kullanıcıyla buradaki 600 kullanıcıyı buluşturmamız gerekiyor.
Bunun içinde buradaki depleri bağlayacak bir X apps'e ihtiyacımız oluyor. Ve bu X apps'ler kullanıcının hangi zincirde olduğunu veya zincirler arasında nasıl hareket edeceğini bilmesine gerek kalmadan çoklu zincir deneyimi sunuyor. İşte bunun üzerine abstract layer falan da iyice çalışıyor. Yani diyor ki siz hiç muhatap olmayın, bir tür kapsülleme olsun. Senin elinde Solana var ama sen işte bu Solana'yı kullanarak Polygon dünyasında bir şey yapacaksın, Polygon ekosisteminde. Burada X-Apps'ler sorunu çözsün, sana hiç sormasın. Burada geçen bir iki kavram vardı. X-Apps ve ölçekleme. Onlara bakalım. Şimdi X-Apps cross-chain apps'ten geliyor. Çeşitli blok zincirler üzerinde çalışılabilen uygulamalar. Mesela bir uygulamanın sadece Polygon'da veya Polkadot'ta çalışması değil de, veya Moonbeam daha uygun örnek, Celo olabilir. Bunlar da çalışması değil de farklı blok zincirler üzerinde bir uygulamanın çalışması. Dolayısıyla geliştiricilere de şunu artık tetikliyor bu. Yani sen bir uygulama geliştirdiğinde bunu farklı blok zincirler üzerinde çalışılabilir halde yap. Aslında buraya doğru bir gidişat da var. Uygulamalara girdiğinizde hangi blok zincirlerde çalıştığını görüyorsunuz. Ölçekleme dediğimizde bir sistem veya ağın artan talebe cevap verme yeteneğini ifade eder. Sadece cevap verip verememesi değil, verebilme yeteneği. Bunu şimdi açacağım. Blok zinciri ölçeklenmesi de bir blok zincirin daha fazla işlemi daha hızlı bir şekilde işleyebilme yeteneğidir. Ölçeklenme sorunları birçok blok zincirin ana akım benimsenme sırasında karşılaştığı sorunlardan biridir. Çünkü kullanıcı sayısı ve işlem hacmi arttıkça bazı zincirler yavaş veya tıkanabilir. Bir, sorduğunuzda teorik olarak, yani bu teknolojileri geliştiren insanlarla konuştuğunuzda teorik olarak proof of stake mantığında çalışanların tamamı der ki bizim teknolojimiz aslında teorik olarak saniyede şu hıza çıkıyor. Buna da TPS, transaction per second deniliyor. Yani saniyedeki işlem yeteneği. Ama bunu pratik olarak bilmiyoruz. Çünkü o kadar kullanıcı sayısına çıkmadık. Çıkınca göreceğiz. İki, burada üç bacağı olan bir durumdan bahsediyoruz. Güvenlik, ölçeklenebilirlik, merkeziyetsizlik. Siz ölçeklenebilirsiniz Visa, Mastercard gibi ama merkeziyetsizliği rafa kaldırabilirsiniz. Veya başka bir şekilde ölçeklenebilirsiniz ama güvenliği yoktur sisteminizin. Güvenlik security yani. Burada şunu konuşuyoruz. Tamam. Gelen işlemlere oldukça hızlı cevap vereceğim. Ama sistemin hacklenme olasılığını da artırmayacağım. Sistemin merkezi bir hale gelmesini de sağlamayacağım. Zaten işte proof of stake mantığında çalışan projelerin aralarında farklar var. Biri delegated, biri nominated proof of stake, pure proof of stake, secure proof of stake gibi. Bunlar birbirlerini sorguladıklarında, yani birbirlerine laf attıklarında genelde merkezilik üzerinden veya güvenlik üzerinden vururlar. Bu da aklınızda olsun. Ölçeklenme bunun sürdürülebilir şekilde olması. Yani manavınız var ve insanlar gelip domates almaya başladığında, bir anda insanlar yığıldığında siz bir şekilde yavaş yavaş domates veriyorsanız bu aslında ölçeklenebilir olduğunu göstermiyor. Çünkü oradaki insanlar oflamaya puflamaya başladıysa ölçeklenebilirlik anlamında sıkıntı yaşıyoruz. İki, geldi manava insanlar, siz bu sefer de domatesin fiyatını 300 liraya çıkarttınız, 500 liraya çıkarttınız, 1000 liraya gitgide artıyor. Bu da ölçeklenebilir değil. Domatesin fiyatı sabit, işlem hızımız sabit. Yani sabit olmasa da çok küçük dalgalanmalar, işlem hızımızda küçük dalgalanmalar ve müşteri memnuniyeti. O zaman ölçeklenebiliyoruz. İşte bu bağlamda X-Apps ihtiyacı blok zincirlerin kendi ölçeklenme sınırlarını aşarak farklı zincirler arasında sorunsuz bir şekilde çalışabilmesidir. Bunları nasıl ele alıyoruz? İşte burada bir manav var, burada da farklı bir manav var. Buradaki manavda bir ölçeklenme sorunu olduğunda buradaki manavla ilgili bir çözüm üretiliyor ve bir köprü vasıtasıyla bu sorun çözülüyor. O anda bir destek oluyor. Tabii bu layer 2 çözümlerinden farklı bir şekilde köprüyü ele almamız gerekiyor. Kullanıcının hangi zincirde olduğunu veya zincirler arasında nasıl hareket edeceğini bilmemesi kullanım kolaylığı erişilebilirlik açısından önemlidir. Ya bu şeydir aslında, vardır ya böyle
Yani %100 uymasa da aklınıza oturması açısından anlatıyorum. Yani gidersin bir lokantaya, biraz da böyle salaştır mesela. Adam çay yapmıyordur. Çay söylersin, sana hiç çaktırmadan gidip kahveden çay alır. Onun elemanı, garsonu getirir sana verir. Sen muhatap olmazsın kahveyle ama o çay sana gelir. Bu biraz daha bunun gibi bir şey. Şimdi burada tasarım felsefesine geçiyoruz. Tasarım felsefesine girdiğimizde de bazı kavramlar karşımıza geliyor. Bu kavramlarda mesela burada Merkle kökünden bahsediliyor, tasarımında kullanılan. Merkle adı veri bloklarını hiyerarşik bir yapıda sıralayarak bu bloklardan özetler oluşturuyor. Burada bir özür diliyorum. Slide'da bir karışıklık olmuş. Hemen onu düzelttim. Tasarım felsefesini önce değinelim, sonra Merkle köküne değinelim. Tasarım felsefesinde Konnex'in 3 tane öne çıkan şey var. Biri diyor ki ben modüler olacağım, güvenli olacağım ve basit olacağım. Aslında bu basitliği de gün geçtikçe artırmaya çalışıyorlar. Bunu ilerleyen videolarda Abstract Layer ile falan göreceğiz. Veya XRC20 ile. Şimdi tasarım felsefesinde ne vardı? İlki modüler olacak. Yani Merkle köküne eklenen mesajlarla güvence altına alınacak. Hile durumunda sistem her zincir ekosistemi için kanonik mesajlaşma köprüsünü kullanarak geri dönecek. Güvenliğini Watchers dediği bir mekanizma var. Bunu kullanacak. Hile veya bir hack durumunda mesaj iletimini durduracak. Köprü güvenlik riskleri hakkında bilgilendirme ve en iyi uygulamaları oluşturma için güvenlik topluluğuyla işbirliği yapacak. Ve basit olacak. Basit olması mevcut geliştirme modellerini taklit etmeye ve genişletmeye çalışacak. Connex, Devs'in başka bir zincir rollup üzerindeki sözleşmelerde etkilerinde bulunmasına, yani geliştiricilerin başka bir zincir rollup üzerinde sözleşmelerle etkileşimde bulunmasına olanak tanıyor. Şimdi dikkat ederseniz güvenlik konusu biraz çok geçti. Çünkü köprüler denildiğinde hacklenmeler akla geliyor. Yani Türkiye'de daha çok kripto parayla ilgili krizler borsalar üzerinden oldu. Birkaç borsa üzerinden ama dünyada da FTX gibi. Ama bunun dışında da en çok biz köprü hackleriyle karşı karşıya geldik. Köprüler üzerinden varlıkların çalınması ve bunu çözmeye çalışıyorlar. Tasarım felsefesinde de bunu biraz ön plana çıkarıyorlar. Şimdi tasarım felsefesinde geçen kavramlara bakalım. İşte Merkle kökünden bahsettik. Ağacın en üstünde özetlenmiş bir değer ve tüm alttaki değerler de onunla bağlantılı oluyor. İşte bu veri yapılarında ağaçlar var, ağaç veri yapıları var. Yani ağaç veri yapılarında ne kadar detayına girelim onu düşünüyorum da içerisinde bir tür olarak düşünebiliriz. Ağaç veri yapısını başta kök var, çocukları var. O çocuklar üzerinden yeni çocuklar, torunlar oluyor. Ve işte buna göre seviyeleri, ağacın düzeyleri falan oluşuyor. Merkle Root'ta da her çocuk üst kuşağın bir bilgisini sakladığı için en alttaki çocuğa bile gitseniz en üstteki kuşakla ilgili bir bilgi saklıyor. Ve bu sayede bir tür güvenlik ve veri bütünlüğü sağlanıyor. Kanonik mesajlaşma dediği de belirli bir standartta veya protokole uyan mesajların iletimini ifade ediyor. Hile veya yanıltıcı bilgiler durumunda kanonik mesajlaşma mekanizması doğru bilgilere geri dönülmesini sağlıyor. Burada bir kanonik tasarım üzerinden konuşulmuş. Watchers dediği de blok zincir dünyasında ağdaki olayları veya aktiviteleri izleyen belirli bir durumda, mesela hileli bir işlem olduğu tepki veren mekanizma. Güvenliği artırmak ve anormal, anomaly detection, yani anormal aktivite tespitinde kullanılıyor. Roll-up'larda, yani bu roll-up'ları rulo gibi, tuvalet kağıdı gibi düşünülüyor. Yani yazıyorsun üstüne, hepsi toparlanıyor, toparlanıyor, bir rulo oluyor ve o rulo üzerinden karşı tarafa gidiyor. Bir tür ölçeklenme çözümü. Temel fikir birçok işlemi bir araya getirip tek bir işlemde onaylamaktır. Böylece ana blok zincir üzerindeki yükü azaltır. Rollups'lar işlemleri ana zincirden yana kaydırarak ve daha sonra tek bir özetle onaylayarak ağı hızlandırır. Yani buna günlük hayattan nasıl bir örnek verebiliriz? Belki şunu verebiliriz. Bir köprü geçiş ücretimiz var mesela, bizim 50 lira. Diyoruz ki hadi arabaya binelim, birkaç araba gitmeyelim. Aynı arabada geçersek o köprü geçiş ücretini bir kere de öderiz. Karşı tarafa gidip hepimiz işlerini halledip geri döneriz. Biraz bu tarz. Yani ben sana bir
NFT gönderdim. O ona bir coin gönderdi. Bunları toparlıyor bir roll-up ve onu karşı tarafa gönderiyor. Bunlar da tasarım felsefesinde bahsi geçen de şu slide işte tekrar etmiş onu geçiyoruz. Peki Connext ile ne inşa edebilirim? Connext ile DAO oylarının sonuçlarını zincirler arasında uygulama, token köprüleme. Burada bir yine slide'da kaymamış ben onu söyleyeyim. Şimdi burada birincisi tabii token köprüleme var. Tek bir zincirde işlemler arasında DEX likiditesini değiştirme. Bu kavramlara da şimdi değineceğiz. Veya bir merkeziyetsiz organizasyon var. Onun sonuçlarını farklı zincirler arasında göstermek istiyorsunuz. Zincirler arasında kasa yönetimi, bir zincirden ödünç alma veya başka bir zincirden borç alma. Yani bu DeFi işlemleri. Oracle olmadan her zincire Uniswap version 3 webleri getirme. Buna da değineceğiz. NFT köprüleme ve zincirden bağımsız NFT pazar yeri. Ethereum akıllı sözleşmesine doğrudan Filecoin veya Arweave veri depolama. Bu Arweave teknolojisi aslında Filecoin kadar bilinmiyor ama altyapısının güçlü olduğunu az çok gördüm. Çok detaylıca incelemedim. IPFS gibi. Ama burada da karşımıza gelecek. O yüzden burada olması önemli. Aslında buradaki şey şu. Deniyor ki biz köprü üzerinden ne geçirebiliriz? İşte DAO diyor. Yani oradan oy hakkını getirirsin. Token getirirsin. Buradan bir DeFi yaparsın. Borç alıp verirsin. Veya Oracle olmadan işte Chainlink verilerini geçirirsin. NFT'leri geçirirsin. Bunları. Yani köprü var. Üstünden ne geçireceğini konuşuyoruz. Burada geçen kavramlara şimdi değineceğim. DAO, merkezi olmayan otomatik organizasyon, otonom organizasyon anlamına geliyor. Blok zincir teknolojisi üzerinde çalışan, kodlarla yönetilen ve insan müdahalesi olmadan otomatik olarak işlev gören organizasyon üyeleri oylama yoluyla kararlar alabiliyor. Şimdi DAO'daki olay da şu. Belli bir motivasyonla bir araya gelen insanlar, mesela benim katıldığım kod diye bir DAO var. Yani kod diye token olan bir DAO var, developer DAO. Mesela oradaki insanların ana motivasyonu ne? Buradaki diyorlar ki biz geliştiricileriz ve geliştiriciler olarak bazı şeylere kaynak aktarmamız lazım. Bir varlık çıkaralım. Bu değer görürse de bu kaynağı ona göre aktaralım. Hani belli bir motivasyonla bir araya geliyorlar. Onun dışında çeşitli dağlar gördüm ama yani tam amacına ihtiva eden böyle çok güçlü bir şey görmedim. Yani hani MakerDAO falan ünlü. Dex likiditesi dediğimiz şey de şimdi Dex zaten merkezi olmayan borsa, Jax merkezi olan borsa. Burada merkezi değil ya, kullanıcılar doğrudan birbirleriyle ticaret yapıyor bir aracı olmadan. Ama bu sefer de kişiler birbirleriyle ticaret yaparken orada bir likidite sorunu meydana geliyor. Yani mesela siz geldiniz, bu elmayı satacağım. Borsa olsa der ki tamam ben o elmayı 3 liraya alırım. Ya yok satmıyorum tamam 3,2 liraya alırım diyor borsa. O likidite sağlayıcılarla çalıştığı için. Ama DEX'lerde o elmayı alacak biri yoksa sizin gerçekten sorun oluyor. Veya elmayı 3 liradan değil de 1 liradan alacak biri varsa bu sorun oluyor. İşte bunu da çeşitli mekanizmalarla çözmeye çalışıyorlar. Uniswap popüler bir merkezi olmayan borsa yani popüler bir DEX. Version 3'de bu platformun 3. sürümü Version 2'den 3'e geçtiklerinde bayağı ses getirmiştim. Hatta halen onun versiyon 2'sini kullanan platformlar olduğunu biliyoruz. TWAP belli bir süre boyunca ortalama fiyatın zamanla ağırlandırılmış bir ölçüm. Bu fiyat manipülasyonuna karşı bir önlem olarak kullanılıyor. Bu da farklı bir teknoloji. Time Weighted Average Price deniliyor. Yani o DEX'lerdeki ani fiyat manipülasyonlarını önlemek için böyle bir mekanizma geliştirilmiş. Bu da işte Connext'te faydalanılan bir teknoloji ve NFT teknolojisi. NFT teknolojisi de non-fungible token, benzersiz dijital varlığı temsil eden token türü. NFT üzerine saatlerce konuşulabilir ama buradaki esas şey aslında o köprü üzerinden siz kimliğinizin bir parçasını geçiriyorsunuz. Dijital kimliğinizin bir parçasını. Aklınızda böyle kalsa daha iyi. Token olarak düşünmek çok sağlıklı değil. Bir iki kavram daha geçti. Onlara da değinip slide'ı bitireceğim.
Birincisi burada düğümden bahsettik. Blok zincir ağında bilgisayar düğümleri de aslında o devasa işte mesela Ethereum'u, Solana'yı, Avalanche, Polkadot'u meydana getiren küçük o ve oradaki verileri dağıtık defteri tutan bilgisayarlar, küçük notlar. O defterleri saklıyorlar, işlemleri doğruluyorlar ve bunun karşılığında da çeşitli mekanizmalarla ödül alıyorlar. İşte oradaki ödüllendirme mekanizmasında ne kadar rastgelelik var, ne kadar coin yaşı var, ne kadar onun önceki işlemlerin doğru olması, stake ettiği miktarın payı var gibi parametrelere göre aslında bu düğümlere verilen ödül değişiyor. İşte bu projelerde ona göre de kimi diyor ki benim sistemim daha iyi, benimki daha adaletli ama benimki daha güvenli falan bu tartışmalar oluyor. RV ve Filecoin merkezi olmayan veri depolama çözümleri, çünkü buradaki verileri merkezi bir yapıda tuttuğunuz zaman bir anlamı kalmıyor. Yani bir NFT'niz var, içerisinde metadatası var, metadatanın içerisinde onun görseli var. O görseli gidip merkezi bir sunucuda tuttuğunuz zaman bir anlamı yok. Çünkü merkezi sunucu silindiğinde oradaki görsel de gidiyor. Bizim oradaki verileri de merkezi olmayan sunucularda tutmamız lazım. Bunun için de çeşitli çözüm önerileri geliştiriyor. Filecoin'in IPFS yani Interplanetary File System, gezegenler arası dosya sistemi biraz kinayeli olsa da belki de ileride gezegenler arasındaki finansal işlemlerde kriptonun kullanılacağına atıfta bulunuyorlar. Ve onun gibi RV var. Mesela onun dışında Siacoin'in Skynet diye bir projesi var. Onun dışında Swarm diye bir proje var. Çeşitli alternatif yaklaşımlar geliştiriliyor. Tabii bu boğa sezonundan çıktıktan sonra bunlar biraz da arka planda kaldı. Mesela Crust projesi vardı. Çinli bir ekibin. Düğümleri de Çin'deydi daha çok. Crust'da dosya depolama olarak çıktı. Sonra Metaverse hype yapınca Metaverse'de dosya depolama olarak gitti. Yani şundan bahsediyorum. O anki teknoloji ve işte sosyal gündemlere göre de bu projeler şekil değiştirebiliyor. Yani neyi depolayacağını da değiştirebiliyor. Connex'in temellerinden bahsettik. Buradaki XApps'ler ne işe yarıyor? Connex'te neler inşa edilebiliyor? Ve bunlara niye ihtiyaç duyuyoruz? Köprü kavramından bahsettik. Umarım faydalı olmuştur.